Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamberimizin mührünün yazılı olduğu yüzüğü takmak caiz midir? Bilindiği gibi erkeğin gümüş yüzük takmasında ve yüzüğün üzerine Allah lafzını veya buna benzer bir lafzı yazdırmasında hiçbir günah bulunmamaktadır. Enes bin Malik radıyallahu anh dedi ki, ben de gümüşten bir yüzük edindim ve içine Muhammed Allah'ın elçisidir diye nakşettirdim. Bunun üzerine hiç kimse onun yani Muhammed Aleyhisselam'ın yüzüğün içinde bulunan Muhammed Allah'ın elçisidir nakşının üzerine başka bir şeyi nakşettirmesin. Bu Buhari'de ve Müslim'de libas bölümlerinde geçen rivayette Resulullah'ın gümüş yüzük yaptırdığı ve kaşına Muhammed Resulullah yazısını nakşettirdiği ve hiçbir kimse yüzüğüne aynısını nakşettirmesin buyurduğu rivayet edilmektedir. Hafız İbni Hacer Askalani Allah ona rahmet etsin Fethülbari isimli eserinde şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi nakşının üzerine nakşedilmesini yasaklaması, yüzüğünün içinde adının ve sıfatının bulunmasından dolayıdır. Yani bu, Peygamberimizin bu yüzüğü yaptırmasının nedeni, kendisine ait bir alamet olması, onu başkasından ayırt eden bir özellik olduğunu göstermesi ve yüzüğünü mühür olarak kullandığı içindir. Şayet bir kimse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüğünün bir benzerini yapmak veya içine Muhammed Allah'ın elçisidir diye yaptırması caiz olsaydı, yani bu maksat ortadan kalkardı diyor Hafız İbni Hacer el-Eskalani. Yani burada Peygamberimize has o Muhammed Allah'ın elçisidir diye isim ve sıfatının olduğu bir yüzüğü takmak caiz olmaz. Çünkü bu Peygamberimize has bir durumdur. Bunun dışında Allah ya da Muhammed isimlerinin olmasında bir sakınca yoktur. Ancak bunlarla da tabii ki tuvalete girmek uygun olmaz. Taharetlenmek uygun olmaz. Onları çıkarmak gerekir. Onun dışında yüzük takmakta bir sakınca yoktur. Gümüşten olması şartıyla tabii ki altın takmak caiz değildir, haramdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.